seni kurtaran fedakar ve cefakar. Kaptanın yüzdüğü deniz, geziz abicim bizi. Yüzdürmeyin gari, gari de gari gari. Baylar bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir bahanemiz var, dinleyin gari. Merkeze uzak ilçelerini neredeyse bitirdik. Şimdi metropol ilçelerdeyiz. Metropol ilçelerden İzmir'in en büyük ilçelerinden bir tanesinde Bornova'dayız. Bornova'nın en bilindik meydanlarından bir tanesindeyiz. Kameraman arkadaşım Hamdi ile beraber Bornovalı seçmenin yaklaşan yerel seçimler öncesinde nabzını tutacağız. Bakalım yerel seçimlerde hangi partiye oy verecekler, onun cevabını arayacağız. Bornova'dayız, meydandayız ve kuşlarla beraber seçim startını da vermiş olalım Bornova'dan. Haydi kuşlar, uçun bakalım. Gemisini kurtaran. Onları takip ediyoruz. Hemen beyefendi var. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? Teşekkür ederim. O zaman seçimlerle ilgili soracaktık biz. Şimdi tabii yorum yapma şansımız yok tabii. Herkesin yönünde bir aslan yatıyor. Seçim Bornova'da yaşıyorsunuz değil mi? Evet, Bornova'dayım. Siyaset kazanı kaynamaya başladı mı size göre Bornova'da? Şimdi aslında siyaset, ben işim gereği insanlara sürekli ilişki içerisindeyim. Sürekli kaynıyor. Bir şeyler yapılıyor, diyaloglar sürüyor. Yani hedefler de olsa insanlar çalışmalarını yapıyor. Yani işim gereği bütün partilerle arkadaşlarımız, dostlarımız var, görüşüyoruz. Onu birebir hissediyorum. Yok, daha kaynama olmuyor yani bence. Ne kaynıyor bilmiyorum. Çoktan kaynadı, evet, doğru. Aday adayları çıktı mı abi? Broşür falan dağıtıyorlar mı böyle? Gelmediler isim şu an, gelmediler. Sizin gönlünüzde yatan bir aday var mı isim? Ya da? Yine aynı adayı devam edebilir yani. Mevcut belediye başkanı. Evet, mevcut olur. Bilmiyorum yani sahaya çıktılar mı. Bir de şey, ben partili sistemi çok destekleyen biri değilim. O yüzden bence yanlış. Yanlış insanla konuşuyorsunuz ama hani çok yerel seçimlerde destekleyeceğim bir parti. İzmir genelde biliyorsunuz CHP'ye oy veriyor. Bu da yani muhalefet olmak adına insanlar ona veriyorlar, aslında iktidarı desteklememek adına o partiye veriliyor ama çok da insanların bunu samimi olarak, samimi gördükleri için ona oy verdiklerini düşünmüyorum. Yok, yok öyle. Öyle bir çalışma görmedim ben. Herhalde biraz daha erken mi acaba? Herhalde onlar öyle şey diyor. Yahut da kendilerini garantiye alanlar var herhalde. Çok güveniyorlar bize. Daha hani meydana çıkmadılar ki ya. Çıkmadılar mı? Çıkmadılar daha. Aday adaylarına tanıdıklarınız vardır, isimlerini biliyorsunuz. Partilerin Bornova'da çıktılar mı sahaya? Şimdi Hüseyin Bey geçen mesela AK Parti'den adaylarını koydu. Düğünde denk geldik. Ondan sonra Atilla Bey var. Atilla Olgun. CHP'den koyduğunu biliyorum. Artı denk gelen arkadaşları görüyoruz tabii. Neçe itibariyle herkesin gönlünde yatan bir aslan var. Bornova'da mı oturuyorsunuz? Bornova'da oturuyorum. Abi siyaset kazanı kaynamaya başladı mı Bornova'da? Böyle fokurdamaya başladı mı? Vallahi hiç bilgim yok. Bilgim yok. Gerçekten yok yani. Aday adayları çıktı mı sahaya? Partilerin tanıdıkların var mı hiç onlardan? Tanıdığım yok. İlgilenmiyorum ben öyle şeylerle. Siyasette oy kullanıyor musun? Oy kullanıyorum. Kullanıyorsun. Kullanıyorum. Nasıl Bornova'da seçimler böyle seçim zamanı hareketli geçiyor mu? Çok hareketli geçer, evet. Yani bir bayram havasında geçer. Bizim oralarda, Doğanlar'da olsun, Bornova'da olsun. Seçim zamanı tabii hareketli geçer. Muhakkak tabii. İzmirliler genelde seçimlere özen gösterirler. Gemisini kurtaran fedakar ve cefakar. Kaptanın yüzdüğü deniz, geziz abicim bizi. Yüzdürmeyin gari, gari de gari gari. Bornova'da siyaset kazanı kaynamaya başladı mı size göre? Durgun geçiyor. Durgun. Evet. Aday adaylarından tanıdıklarınız var mı partilerin böyle isimlerini? Gazeteden takip ediyoruz. Kimler var mesela CHP'den, AKP'den, MHP'den veya diğer partilerden? CHP'den Mustafa İdu olarak tanıyorum. AKP'den de
Eski milletvekilimiz vardı, o arkadaş var. Pek fazla da... Seçimler nasıl hareketli geçiyor mu orada ama da seçim zamanı? O da durgun oluyor yani. Pek öyle evet. Yani panayır havasında olmuyor hiçbir şey yani. Söylendiği gibi değil yani. Mevcut belediye başkanının çalışmalarını değerlendirecek olursanız 5 yıllık bir kar. Evet, evet, evet. Olursanız. Başarılı buluyor musunuz? Eksiklikleri var mı size göre? 10 üzerinden 8 verebilirim. 10 üzerinden 8. Ama eksikleri var mesela. Yüzüne de söyledim ben onu. Mesela her mahalleye bir dershane dedim, yüzme havuzu dedim mesela. İzmir yüzmeye küs mesela çocuklarımız. O konuda eksik yani mağrur. Bunları yapabilir dedik ama o dedi ki millet dedi aç dedi. Bunları pek düşünmüyor yani aklında yok. Aslında yani yapması gereken şeyler bunlar. Birkaç güzel çalışması var ama yeterli mi? Yeterli olduğu noktasında tartışılır tabii. Ama birkaç güzel çalışması var. Mesela metro adına yaptığı çalışmalar güzel. Ulaşım adına İzmir zaten bence birçok şehirden daha avantajlı konumda. Ama onun dışında da çok büyük gelişim göstermedi. Şimdi yeterli bizim Aziz Kocaoğlu'ndan mı? Tartan herhalde bizim başkanımız. Bornova Başkanı. Kamil Okyasındır. Tamam ha tamam doğru Kamil doğru. Kamil doğru. Hoca diye. Tamam. Şimdi çalışmaları var, artısı var, eksisi var. Şimdi artısı ne? Artısı yollar yapıldı. Yani temizlik şeyleri olağanüstü. Evet. Ama şimdi altyapısı olmayanlar var. Eksisi ne? Eksileri bunlar. Altyapısı yok. Elektrik yok. Hangi tarihte yaşıyoruz? Yani daha çok var da ben fazla ilgilenmedim şimdi. Tabii ki artılar da var, eksileri de var. Her çalışmanın muhakkak artısı eksisi olacak. Ama genel olarak halk başkanlarımızdan memnun. Şu dönemdeki belediye başkanına pek ranlaman yok. Belediye başkanı yapsak yani siz belediye ben belediye başkanı olsaydım neler yapardım neler ha? Neler yapardın? Çevre düzen çevre düzenleme yapardım, halka karşı daha iyi yürüyüş parkları yapardım, ne bileyim yani normal güzel bir hastane yapardım, güzel bir otel yapardım Bornova'ya. Her şey yapardım. Bornova'da bir şey yok ki. Bornova'da çok eksiklik var, çok. Belediye başkanının çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Hiçbir şey bulmuyorum abiciğim. Hiç iyi değil. Çalışma sistemi bozuk bu adamın. Ben belediye başkanını hiç görmedim bile burada. Görmedim, tanımıyorum bile ya. 20 sene ben buradayım. 4. belediye başkanıyım. Ben belediye başkanını tanımıyorum. Halkın arasına girmiyor doğru. Girmiyor, girmiyor abiciğim. Vallahi şu bir evvela bu yolları düzeltirdim ben. Evvela yol bence yani. Biliyor musun? İnsanın kan damarları nasıl damarı çalışmıyorsa yollar yani açık şey yani tıkalı ol. Değil tıkalı bir de bakımsız yani. Anjiyo yapardım diyorsun. Ha anjiyo tabii tabii yani. Şu mesela hemen burada görebiliyoruz. Dükkanların şu tabela mesela olayları çok yani çirkin. Bundan başlayabilirdim. Görsellik klimalar özellikle hani artık biraz daha kentsel dönüşüme bu şekilde katkıda başlayabilirdim. Bornova'nın önce trafik şeylerini hallederim. Ya gerçi fazla burada sorun yok ama bir şirin yer kadar değil. Güzel yani. Yeşillik alanlarını çoğaltırız. Etkinlikleri çoğaltırız. Yapıyorlar genelde Bornova Belediye Başkanı ama daha da gelişebilir yani. İlk icraatım ne olurdu? Önce şunu söyleyeyim. Çok memnunuz belediye başkanımızdan. Ben yani çok memnunum her yaptığı şeyden. Yani ben olsam ne yapardım? Ne bir kadınlarla ilgili bir şey yapardım herhalde. Bir pazarımız yoktu burada. Bir pazar yapılıyor yani. Şimdi belediye başkanı bu yüzden teşekkür ederim. Evet, yapıldığı için. Şeyden kurtuluyoruz yani. Sokak ortamından kurtuluyoruz. Ondan sonra şimdi parkı yaptı. Yani şey gezi parklarımız var. Büyükşehir yaptın yani yapıldı. Ya bazı hizmetler var yani yapılmıyor değil. Yani biz görmüyoruz diye yapılıyor yani. Trafik sorunu çözmemiz lazım. Burada bizim alternatif yollarımız yok. Mesela biz buraya park ediyoruz. Atatürk'ün oraya park ediliyor. Tek şehirde düşüyor. Ne bileyim yani bayağı şimdi aklıma gelmedi. Bayağı var yani. Dünya çocukların dünyası. Burada kuşlar da onlara eşlik ediyor. Harika çekimler var. M-
Mevcut belediye başkanının çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Değerlendirecek olursa yeterli buluyor musunuz? Eksiklikleri var mı? Ya bir vatandaşa göre her zaman bir eksikliği vardır. Yalnız çocuğumu görmüyorum. Siz belediye başkanı olsaydınız ne yapardınız ilk olarak Bornova'ya? Bornova ne yapardım? Önce çocuklar için yeşil güzel alanlar yapardım ilk başta. Ondan sonra güzel bir şehir planlaması yapardım. Eski binaları yenilerdim. Yıkmazdım, yenilerdim sadece. O kadar. Size göre... Çocuklara yatırım yapardım. Camiden çok okul yapardım. Anaokulu yapardım. Size göre? Ya şu anda fena değil ama daha da iyisi olabilir. Ne yani? Siyaset kazanı kaynamaya başladı mı size göre Bornova'da? Vallahi ben hiç bilgim yok ya. Peki gelmedi misin siyasetle? Aday adaylarından tanıdıklarınız var mı? Hiç tanıdığım yok. Gemisini kurtaran fedakar ve cephakar kaptanın şu anda ben bir şey görmüyorum yani. Henüz siyaset kazanı falan görmedim henüz. Kazanlar kurulsa kazanır değil mi? Kurulsa belli olur o zaman. Adaylarından tanıdıklarınız var mı hiç? Partilerin? Yok, tanıdım. Bornova'da hareketli geçiyor mu seçimler? Yani sizin algınız nasıl bu anlamda? Görüşleriniz? Tabii ki hareketli geçiyor. Fakat Bornova'da hiç hizmet alınamıyor. Hizmet sıkıntısı var yani. Peki. Sadece bunu ihtiyaç hissettiğimiz için sıkıntı var ya. Yani. Ya tabii çok hareketli geçiyor ama şu anda daha herhangi bir kıpırtı yok. Ya seçim zamanlarından. Seçim zamanlarında inanılmaz hareketli oluyor. Tabii hareketli geçiyor. Son günlere yaklaştığım sıralarda hareketli geçiyor. Yok hep ölü ya. Çünkü bir şey beklemiyor ki vatandaş ya. Ben 20 sene Bornova'dayım. Şu Bornova bir doğru bir şey çakılmadı. Bir çivi çakılmadı yani. Bir hizmet mizmet görmedim ben. Fedakar ve cephakar kaptanın yüzdüğü deniz. Geziz abicim bizi yüzdürmeyin gari. Önümüzdeki seçimlerde Bornova Belediye Başkanlığı'nı hangi parti kazanır size göre? Ya biz İzmir'den CHP'den şaşırmayız yani. Yıkılmaz CHP. Ben kendi şahsi görüşüm hizmet verecek adaya bakarım. Bana kim daha hizmet sunar, kim daha iyi verir ona bakarım. Olursa destek veririz. Bir oyumuz var, yetişelim veririz onu. Şimdi ben bir şey söyleyeyim, ben CHP'liyim. Onu da söyleyeyim. Ama AK Parti ağır basıyor. Ben böyle giderse zaten AK Parti'ye vereceğim oyumu. Yani AK Parti kazanmasın da hangisi alırsa olur. CHP kazanması lazım. CHP kazanır. CHP kazanır gene. AK Parti'nin CHP yarış yaparlar yani. Yarış yaparlar ama bilmiyorum abicim. Yani şimdi bilirim ama AK Parti belki diyorum yani. Belki diyorum alır ya yani, kapar. Ya biz İzmir'den CHP'den şaşırmayız yani. Yıkılmaz CHP. Cumhuriyet Halk Partisi kazanır. Bornova'dan Cumhuriyet Halk Partisi kazanır abicim. CHP götür yine. Ben CHP diyorum yani. Yani kalıplaşmış bir şey var CHP diye düşünüyorum evet. Bence CHP gene devam eder yani. Vallahi inşallah CHP kazanır. Kuşlar cıvıldaşırken coşkun akar dereler, derelerin sesini dağlar uzaktan dinler. Güneş yine can verir kuşlara, sulara, yer gök sevinç içinde kavuşurlar bahara. Bu kıştan yaza girerken okunacak bir şiir ama kuşları görünce, cıvıldaşmasını görünce, çocukların koşuşturmasını görünce gerçekten bu şiiri okumak geldi içimden.
Sevgili izleyenler, Bornova Meydanı'nda Bornova'daki yakalayabildiğimiz vatandaşların görüşlerini sizlere an ve an aktardık. Efendim, siyaset kazanı kaynamaya devam ediyor. Neden devam ediyor biliyor musunuz? Çünkü biz İzmir'in 30 ilçesini dolaşıyoruz ve 30 ilçede seçmenin her yerden, herkesten önce görüşlerini sizlere aktarıyoruz siyaset kazanı programında. Başka bir ilçede görüşünceye dek hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Fedakar ve cephakar, kaptanın yüzdüğü deniz. Geziz abicim bizi, yüzdüğü ve yengari, gari de gari gari.